Seda Hanım, tertemiz bir evden merhaba. Gerçekten şu çiçek çok hoş duruyor masanın ortasında. Hadi nerede? Bitirdi mi hepsini? Esra Hanım her şeyi bitirdi ama tatlıyı yaktı. Yemin et. Ben demiştim. Ama az dedin. Bir tanesi yanacak dedin. Hepsi mi yandı? Biraz renk değişimi var diyeyim. O kadar bir şey olmaz ya. Esra hadi kız. Geldim Seda Hanım. Geldim. Yaktın mı tatlıyı? Biraz üstünü yaktım, evet. Unuttum yani 2-3 dakika önce çıkarsaydım. Niye olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Kim dedi sana bunu ilk? Siz de dediniz, dış ses ben dedi. Ben de böyle dış ses dedi, yakma. Şomaz, şomaz. Evet, evet. Tatlın yanacak dedi ve tatlım yandı. Evet. Böyle bir talihsizlik yaşadım ama diğer yemeklerime güveniyorum, sunumlarıma ve masama üstünü güveniyorum. Üstünü başını hemen hadi. Evet, değiştirdim. Değiştirdim, mis gibi getir. Mis gibi geldim, şimdi hemen. Koy, hadi kız, hadi. Başlıyorum. Suplaları altına onları tamam. Koyacağım. Getir. Hemen getiriyorum. Ver. Şöyle buyurun. Getir. Tersine düzüne. Hı-hı. Sofra düzenini 3 günden beri çok eleştiriyor. Beklentim çok yüksek kendisinden. Bir ortada bir şamdan, şamdanın üstünde bir mum istiyorum. Çatallarına, tabaklarına çok bakacağım. 3 günden beri çok eleştiriyor. Kendisine bir şeyler çıktığını iddia ediyor. Kendisi bugün ne yapacak çok merak ediyorum. Kağıt taşıda koyacak mısın? Koyacağım, koyacağım. Ver o zaman, iki iş yapmayalım. Hı hı. Senin bıçağın yok kızım, git bıçak. Var. Esra Hanım. Efendim de siz? Kapı çalıyor. Kapı çalıyor, ben hemen kapıya bakıyorum. Esra Hanım'dan misafirperverlik, titizlik ve sofra düzeni hakkında yüksek beklentim var. Çünkü kendisi de bunlara dikkat ettiğini söylemişti. Özellikle misafirperverliğinde iyi olmasını temenni ediyorum. Umarım öyle olur. Seda Hanım bakım seti için çok teşekkür ederim. Çok hayatım, sağ olun, çok kibarsınız. Güle güle kullan, beni hatırla. Evet, çok teşekkür ederim. Çok kibar bir hediye olmuş, sağ ol. Rica ederim. Hadi bıçakları ver, bıçak. Bıçak yok. Ama şunun içine onları koyacağım. Koyacak kız, koydum bıçak. Ha, koydunuz, tamam bıçak veriyorum hemen. Şöyle ortaya koy da koyalım. Bu peçetelikten de her yerde var. Aynen. Bir de bu moda demek ki pazarlarda. Şimdi Sevda nerede oturuyor acaba? Sağına soluna bardağını. 5 saat onu dinlemeyelim. Kadriye Hanım'ın masasında da bardak tartışması oldu. Ben sağ kolumu kullanıyorum. O bana diyor ki hayır sen sol kolunu kullanacaksın. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Ben sağ kolumu kullanıyorsam sağ elimle içmek durumundayım. Ona mı kalmış? Böyle bir çıkışları var yani Esra Hanım'ın. Tamam mıyız? Suları dökeceğim. Kokulu mu o mumlar? Yok. Kokar mı acaba? Kokmaz çünkü bu yapay mum, canlı değil. Sence onu koklayan çıkar mı? Bence çıkar. Çıkar tabii. Geldiler. Kapım çalıyor. Ben misafirlerimi ağırlamaya gidiyorum. Hadi yürü. Hoş geldiniz Sema Hanım, hoş geldiniz evime, hoş geldiniz, hoş buyurun. Kadriye Hanım, hoş geldiniz, hoş buyurun. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Merhaba. Caner Bey, hoş geldiniz, buyurun. Sevda Hanım, hoş geldiniz, hoş buyurun böyle. Canım. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Merhaba Sevda Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buyurun, efendim. Geçin Neren, şuramda mısın, yanında mısın? Hayır, buradayım. Ah yanımda oturaydın benim, kara kaşlım, kara gözlüm, güzel gözlüm. Merhaba. Hoş ben geldiniz. İyi yaptın ya. Hayatım. Gel Kadriyeciğim. Caner hoş geldin. Hoş Sema bulduk. Hoş nasıl geldin. Şimdi bir içim açıldı. Çiçekleri ve ekmeğimi de getirdim. Ekmeğini şeyine koy bari. Evet, ekmeğimi koyuyorum hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz masayı? Masa çok şık görünüyor. Masa çok şık. Için, sesin içine kaçtın. Hayırdır? Dün çok yoruldum ondan. Aa dün yani. Bayağı yani bir... diliniz Sevda'ya karşıydı. Ne oldu bugün? Kafamız ağrıdı. Hepsi bilmiyorum da. Yormuşsun milleti var mı? Çok güzel bir masa karşıladı. Tam beklentimi karşıladı yani Esra Hanım. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok güzel. Çok beğendim masasını. Esra'dan böyle bir şey bekliyordum. Evet, bekliyordum gerçekten. Caner. Ben de masayı çok beğendim. Şimdi 3 günden beri en şık masamız Esra Hanım'ın masasıydı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
düşünceli hazırlanmış bir masa. Bugün dördüncü gün ve diyorsun ki şu anda gördüğüm en iyi masa. Evet, üç günden beri gördüğümüz dördüncü masamız en güzeli, en şık masamız Esra Hanım'ın masası. Çok teşekkür ederim Caner Bey. Kadriyeciğim. Seda Hanım aynı şekilde, ben de arkadaşlara katılıyorum. Zaten böyle bir beklentim vardı benim Esra Hanım'dan. Genç kız masası. Evet, aynen öyle. Genç kız ve öğretmenimiz, öğretmenlerimiz değerlidir. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Sizler de öylesiniz. Anneler de çok değerli. Şık bir sofrayla karşılaşacağımı tahmin edebiliyordum. Tahminlerim doğrultusunda şu anda. Sevdacığım. Ben de beğendim. Çok güzel. Teşekkür ederim Sevda Hanım. Tam bir alabilir miyim? Sevda tam bir genç kız masası değil mi? Evet, çok güzel olmuş. Yani. Çok teşekkür ederim. Görsellik güzel. Kısmetini de açacak bu masa inşallah. İnşallah. Güzel. İnşallah. Teşekkürler. Başlangıçta cezbettiniz. Umarım devamı gelir. Umarım. Hemen suları getiriyorum. Gel, önce gel, otur. Bir hoş geldiniz de. Evet. Konuşmanı yap. Arkadaşlarım, evime, soframa hoş geldiniz diyorum. Umarım güzel bir gün geçiririz. Başladığı gibi devam eder. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Sevda, sunum güzel dedin. Evet. Menüyü nasıl buldun? Menü çok kolaydı Seda Hanımcığım. Ben zaten baktım, düğün çorbası zaten zor da kendi yapabilmiş mi acaba? Göreceğiz. Yani o kadar erken bitirmesine rağmen düğün çorbasını nasıl yapmış ben gerçekten yani... Yaptıysa helal olsun şok, diyecek misin? Aynen. Yani zaman, mümkün değil. O zaman çorbayla başlasın benim günümüz. Benim annem bile zor yapıyor. Düğün çorbası geliyor. Hemen servis suları da getir. Suları da getireceğim o sırada. Çünkü bu arada... 3 saatin diliminde nasıl yapmış? Ben hala şoktayım. Şoktayım çünkü benim annem bile zor yapıyor yani çorbayı. Yani... Çok ben zoru kendisi severim. Çalışan bir bayan sonuçta. Evet, ben zoru severim. Zoru seversiniz. Evet. Bir de erken bitirdiniz öyle mi? Evet, soframı da dizdim. Oo. Evet. Dur bakalım, bir görelim bakalım. Getirdi. Göreceğiz. Hemen aynen öyle. Yıllardır ev hanımı diyenlere taş çıkarmışsınız masa konusunda. Devamını göreceğiz. Evet, devamını göreceğiz. Sema Hanım, pek mutlu olmadınız galiba. Yo, ben çok mutlu oldum. Bekliyordum zaten. Sema Hanım, sonuçta rakibiniz. Neden mutlu oluyorsunuz? Rakibim ama dişli bir rakiple yarışmak istiyorum ben.